Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'si kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü video çok istenilen bir videoydu aslında. Ben bunu sene başında da açıklamıştım ama yine de anlamayan kardeşlerimiz olmuş. Anlamayan kardeşlerimiz için tekrardan daha detaylı bir şekilde açıklayalım. Twitter'dan falan çok soru geliyor. Diyorsunuz ki genel olarak bu kadar oyuncuyu nasıl topluyorsun? İşte bu kadar adamı aynı anda nasıl alabiliyorsun? Nasıl sevleyebiliyorsun şeklinde. Şimdi ben bunları ne kadar hızlı yaptığımı, ban yemeden nasıl yaptığımı bunları anlatacağım sizlere arkadaşlar. Aynı zamanda birkaç tane daha ince detayı sizlerle birlikte buluşturacağım. Yani bu video aslında benim sene başından beri kullanmış olduğum her şeyin özeti olacak kısacası. Öncelikle yatırımlardan bahsedelim. İnsanlar inanmıyorlar benim aldığımı, sadece size aldırdığımı sanıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada size aldırmış olduğum Eder Militao'lar dahil hepsi duruyor. Bakın kaç tane var. Görmüş olduğunuz gibi aynı zamanda Alisson uniformları almıştım zamanında yatırım amaçlı. Kerem Demirbaylar'ın birkaç tanesini satamamıştım. Onlar da duruyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda son yatırımlarımız bu şekilde. Aynı zamanda buraya geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi burada da arkadaş almış olduğum yatırımlar var. İşte bu bronz uniformlardan birkaç tane ucuza yakalayabildim. Bu silver uniformdan aynı şekilde ucuza yakalayabildim. Onun dışında Sancho'nun ilk uniformu Werner'ı almışım. Görmüş olduğunuz gibi Nacho Fernandez'leri bu sabah aldım 1700'den. Şeyma Subasic'i aldık. Görmüş olduğunuz gibi yani böyle mesela bu Sancho'yu çok ucuza düşürdüm. Bu şekilde yatırımlarımız oldu bu sabah. Onun dışında dün akşam falan biliyorsunuz perşembe günü çok yatırım yaptık. Görmüş olduğunuz gibi onları da size şöyle tekrardan bir göstereyim. Tabi burada sadece 50 tanesini gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Matuidi'ler, işte Sancho'lar, İllelemen'liler, Mandanda'lar falan filan. Hepsi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada saklı. Dediğim gibi ben kendim ne alıyorsam sizlere de onu söylüyorum. Ben bazen ekstra şeyler de alıyorum ama onlar riskli olduğu için sizlere söylemiyorum sevgili dostlar. Dolayısıyla emin olabilirsiniz ki ben ne alırsam alayım hepsini tamamen aynı şekilde sizlere söylüyorum. Şimdi sınırsız adam depolama olayına geleceğiz. Öncelikle şunu unutmayın ki arkadaşlar sınırsız adam depoladığınız zaman paketlerinizi açamazsınız. Dolayısıyla perşembe günü çok alım yapacağımız zamanları ben yatırım tavsiyeleri verdiğim zaman öncelikle girip paketlerinizi açın. Çünkü sizlere it looks like you have some items to deal with diyor. Yani sizin şu anda atamanız gereken itemleriniz yani eşyalarınız vardı. Öncelikle bunları atın sonra paketinizi açın diyor. Ve görmüş olduğunuz gibi buna bastığınız zaman paketi açamıyorsunuz ve sizleri atanamayan kısmına atıyor. Diyor ki sen önce bir kardeşim atanamayan kısmını boşalt. Ondan sonra paketlerini açarsın diyor. Dolayısıyla atanamayana kadar yani böyle iliklerinize kadar yatırım yapacağınız zaman arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci olarak 100 tane transfer listesi biliyorsunuz ki onları şöyle hatta açık şekilde göstereyim. En önemli nokta arkadaşlar burada sınırsız adam depolayabilmek. Evet sınırsız. Neyse resmi bir şekilde sınırsız adam depolayabiliyorsunuz. Buradan kataloğa gelin sevgili dostlar. Katalogdan Ultimate Team'de bakın görmüş olduğunuz gibi burada coin boostları falan filan var. İşte burada mesela transfer target de. Transfer target dedikleri arkadaşlar teklif vererek alabildiğiniz yerin sayısını arttırıyor. Transfer targetler arın ve transfer listeleri alın arkadaşlar. Bu ikisinin hepsini satın aldığınız zaman sevgili dostlar toplamda 100 tane transfer listesine 50 tane de teklif vererek alabiliyorsunuz. Yani aynı anda toplamda 150 tane adamı atanamayan kısmına atmadan safe bir şekilde saklayabiliyorsunuz sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Yani siz eğer maksimum 150 tane adam alacaksınız atanamayan olayına girmeyin ki paketlerinizi açabilin. 150 tane adam alacağınız zaman yapacağınız şey şu. 100 tanesini transfer listesine 50 tanesine teklif vererek transfer target yani transfer hedefleri kısmında bırakmanız gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi onları da sizlere hemen kısaca açıklayayım. Burada transfer listesi var, burada da transfer hedefleri var. Transfer listesine arkadaşlar herhangi bir adamı koyabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Transfer hedeflerindeki adamları ise arkadaşlar teklifle alma zorunluluğunuz var. Buradaki adamları teklifle alıyorsunuz ve burada 50 tane adam da bırakabilirsiniz. Yani 100 tane transfer listesine 50 tane burada da olmak üzere toplamda 150 tane adam saklayabiliyorsunuz arkadaşlar maksimum normal şartlarda. Ama dediğim gibi bu sene burada atanamayan bir açık olduğu için bu oyun açığı arkadaşlar bu arada onu da tekrardan size söyleyeyim. Bu yayın aslında öngöremediği bir oyun açığı. Sebebini ise zaten Lepentez'in koyduğu videodan net bir şekilde anlayabilirsiniz sevgili dostlar. Çünkü burada untradeable kartları yani satılamayan kartları transfer listesine gönderebiliyorsunuz. Bu tamamen bir bug. EA Sports da bunu bug olarak oyunda bıraktı. Seneye zaten böyle bir şey olmayacak. Merak etmeyin seneye market daha farklı olacak sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunların hepsini anlattık. Direkt 150 tane adamı saklayabilirsiniz normal şartlarda. Ama ben 150'den fazla saklayacağım diyorsanız ve hızlı bir şekilde adam almak istiyorsanız şimdi videonun diğer kısmını incelemeye başlıyoruz. Transfer hedefleri kısmına girdiğiniz zaman burada benim almış olduğum adamlar var. Şimdi ben bu listeyi boşaltmak istiyorum. L2 tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. PlayStation'da L2. Yani şu sol altta tekabül eden tuş arkadaşlar. Xbox'ta da aynıdır bu. Sol alt unutmayın. Ardından yuvarlığa basıyorsunuz.
Bir kere yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar ve burada yazan şey Türkçe tekabülünü tam olarak bilmiyorum. İngilizce oyun olduğu için ben de. Burada bunu daha sonra atar, adı manuel atar, her neyse o şekilde basarak ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Transfer hedeflerine bakıyoruz. Şu an transfer hedeflerim zaten bomboş. Bunları da kaldırdım, zaten alamamışız onları. Görmüş olduğunuz gibi transfer hedefleri bomboş. Şu anda benim bu adamlarım nereye geldi? Hepsi claim your items dediğimiz yer. Yani unassigned, kısacası atanamayan, atanmayan ögeler kısmına gelmiş durumda. Burada sadece 50 tane adam görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Ama sizde aslında burada çok daha fazla adam var. Burada sadece 50 tane adamı oyun size filtreliyor. Şimdi bunların hepsi çok güzel arkadaşlar. Sınırsız adam nasıl alınır? Şimdi bunlara geçelim. Öncelikle sınırsız adam almak için en güzel yer web app sevgili dostlar. Dolayısıyla sizlere web app'ten alım yapmanızı tavsiye ederim. En hızlı alımlar o şekilde sağlanıyor. Şimdi yapmamız gereken şeylerden hemen örnek verelim. Burada şimdi bronz kısmına ben size örnek amaçlı göstereceğim sevgili dostlar. Şimdi mesela burada bir sürü silver var. Mesela ben bunların hepsine şöyle bid vereyim. Hani örnek amaçlı dediğim gibi. Şimdi burada hepsi ben mesela bu şekilde bid veriyorum. Ben hepsini adam alacağım değil mi? Görmüş olduğunuz gibi ben hepsini adam alıyorum. Bu şekilde teklif vereceğim. Zaten bunların quick sale'de şey, sizin canınız sağ olsun reisler. Sizin için coin gitsin, 100k gitsin, 200k gitsin fark etmez. Şimdi bu kadar da ama teklif verdik biz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bunların hepsi şimdi bize gelecek. Burada görmüş olduğunuz gibi listemizin bize gelmesini bekliyoruz. Siz burada 50 tane adam almış gibi farz edin. Yani burayı fulllemiş gibi farz edin. Anladınız mı evet çalıştığım şeyi? Biz şu anda adamların hepsini teker teker alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şıkır şıkır 150 coins'ten silver kardeşlerimiz geliyor. Şimdi insanların en temel şikayetçi olduğu nokta, sen nasıl bu kadar fazla adam alabiliyorsun? Şimdi fazla adam almak için EA Sports'un kendi yazmış olduğu otomasyonları var arkadaşlar. Bu otomasyonlar neyi sağlıyor? Sizlere makine olup olmadığını anlamaya sağlıyor. Anlamasını sağlıyor ve aynı zamanda çok fazla yatırım yapıp coin kasmanızı engellemek istiyor EA Sports. Dolayısıyla siz burada belirli bir alım sayısından sonra arkadaşlar EA Sports sizin alım yapmanıza izin vermez. Bu alım sayısı neye göre belirlenir arkadaşlar? Sizin server'a atmış olduğunuz request, yani server'a atmış olduğunuz istek sayısına göre belirlenir. O yüzden çok fazla outbid olan adamı denemeyin. Neden denemeyin? Çünkü çok fazla outbid olan adamı denediğiniz zaman server'a daha fazla istek göndereceğiniz için daha hızlı banlanacaksınızdır arkadaşlar. Hem de adam daha az alarak banlanacaksınızdır. Dolayısıyla daha çok yatırımı kesin olan kartlara girin ki EA Sports sizin robot olduğunuzu çakmasın. Şimdi mesela biz burada diyelim 100 tane adam aldık. 100 tane adam sonra arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Teklif vermeye çalıştığınız zaman teklifinizi kabul etmeyecek. Binav yapmaya çalıştığınız zaman binavınızı kabul etmeyecek. Şimdi durum böyle olduğu zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen onu da bilgisayarımdan göstereceğim sizlere sevgili. Evet arkadaşlar, şimdi sağ aşağıda zaten görüyorsunuz. Web'e girmeye çalışıyorum şu anda. Web'e benim PlayStation'da şu anda görmüş olduğunuz gibi açık olduğu için bu hatayı veriyor. Şimdi çoğu kişi diyor ki bu hatayı niye veriyor? Bu hatadan kurtulmak için yapmanız gereken şey çok basit. Ultimate Team'i direkt uygulamayı kapatarak kapat demeyeceksiniz. Yuvarlığa basıp Ultimate Team'den çıkacaksınız PlayStation'da. Bu şekilde yaptığınız zaman EA Sports sizin serverlardan net olarak çıktığınızı, yani konsoldan çıktığınızı anlıyor. Ve ardından web app kısmında F5'e bastığınız zaman siz direkt web app'e salacak arkadaşlar. Şimdi hemen onu da sizlere şu şekilde göstereyim. Bakın şu an web app yükleniyor. Görmüş olduğunuz gibi biz az önce PlayStation'dan çıktığımız için hemen web app'imizi açtı. Ve bu şekilde ben şu anda erişim sağlayabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi her şeyime erişebiliyorum. Siz konsolda ban yediğiniz zaman, konsolda alım yapamadığınız zaman hemen bu şekilde Ultimate Team'i kapatıp web app'e geçiyorsunuz. Yani web app dediğimiz bilgisayar uygulaması. Web app'te de görmüş olduğunuz gibi burada alımları yapabiliyorsunuz. Şimdi web app'in şöyle bir dezavantajı var, bu telefon uygulaması ve web app'te şöyle bir sıkıntı var sevgili dostlar. Burada buy now yapamıyorsunuz. Buy now yapabiliyorsunuz aslında ama farklı bir yöntem var. Öncelikle sizlere onu da bir gösterelim. Mesela markete girdiniz arkadaşlar. Biz diyelim Volkan Demirel'i alalım. Volkan abimizi çok da severim kendisini. Alalım. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela Volkan Demirel görmüş olduğunuz gibi normalde şöyle zoomlayayım bakayım gözüküyor mu şu an ekranda. Evet görmüş olduğunuz gibi buy now yapmam gerekiyor. 400 buy now bastığınız zaman diyor ki atanamayan ögen var, buy now yapamazsın. Şimdi bunu buy now yapabilmek için buy now'ın bir tık aşağısını bit vermeniz lazım. Mesela 400 ise 350, 1500 ise 1400 şeklinde öncelikle bu karta bir teklif vermeniz gerekiyor. Bu kartın zaten buy now'ı 450 olduğu için ben 400 olduğu için 350 teklif koydum. Şimdi 400 koyamıyorum. Ne yapmam lazım? Buy now basıyorum arkadaşlar. Burada bana diyor ki hemen almak isteyen beni oraya götür falan filan şeyler çıkıyor. Burada iptale basıyorsunuz. İptale bastıktan sonra tekrar teklif yapma yeri açılıyor. En son en yüksek teklif sizde ama isterseniz alın diyor. Evet'e bastığınız zaman siz bu oyuncu buy now yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi bu şekilde de web app üzerinden alım yapabilirsiniz ama daha uzun sürüyor. Dolayısıyla web app'ten alım yaparken en güzel yöntem teklif vermektir. Şimdi bu kartı aldıktan sonra arkadaşlar transfer sitesine gönderebiliriz. Aktif kadroya gönder diyebilirsiniz. Yani her şeyi dediğim gibi yapabilirsiniz. Buradan mesela istiyorsanız şu kardeşin yerine
kadronuza Volkan Demirel'i koyabilirsiniz. Ardından aktif kadronuza gelerek buradan Volkan Demirel arkadaşlar yedeklerinizi görebilirsiniz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Atanamayan ögelere adam koyduğunuz zaman siz buraya bir şey aldığınız zaman önünüze düşmeyebiliyor sevgili dostlar. Bu kart önünüze düşmediği için bu karta erişemiyorsunuz. Siz eğer atanamayan ögeleriniz varken bir adam satın almak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda atanamayan ögeleriniz varken alım yapmak için bir şey daha göstereceğim şimdi sizlere. Şu anda tekrardan PlayStation üzerinden PlayStation'ı açtık arkadaşlar ve bu şekilde giriş yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi konsola girdik. Tekrardan şu Webapp'in örneğini size göstereyim. Mesela ben şimdi buradan çıktım. Buradan çıkar çıkmaz Webapp'imi hemen refreshliyorum ve şimdi sizlere Webapp Companion ve PlayStation 4 üçlüsünü, yani şeytan üçlüsünü kullanarak nasıl coin kasabileceğinizi anlatacağım. Nasıl benim gibi hızlı adam alabileceğinizi anlatacağım. Ve aynı zamanda bir tane daha olayını Webapp'in göstereceğim sizlere. Burada gümüş yapalım arkadaşlar şu şekilde. Maksimum bir de 150 olsun. Görmüş olduğunuz gibi burada bid vermek inanılmaz basit arkadaşlar. Bu şekilde bid verebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Çok basit bir şekilde, yani hiç uğraşmadan direkt tak 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 şeklinde bid verebiliyorsunuz. Aynı zamanda ben şimdi size 83 lira alırken nasıl bid verdiğimi de göstereyim. Hani örnek olsun sizlere. Mesela ben Mandanda'yı almak istiyorum arkadaşlar. Mandanda'yı alacağım. Buraya geliyorum. En hızlı bu arada Webapp'ten alabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Mesela max price'ını 900 yapıyorum. Aratıyorum değil mi? Şu anda çıkmadı. Niye? Nereye yanlış yaptık? Çünkü Mandanda gold. Şunu hemen gold yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arattım. Mandandalar şu an var. Kaça gidiyor hatta? 800 bit koymuş adamlar. Mesela ben şimdi hepsini 850'ye almak istiyorum. Misal veriyorum. Buraya şimdi 850 yazın. CTRL A, CTRL C, yani değeri kopyalayın. Teklif yap deyin. Aşağı inin. Yapıştır. Teklif yap. Yapıştır. Teklif yap. Yapıştır. Teklif yap şeklinde. Sayfalarca teklif verebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde en hızlı teklif vererek oyuncuları depolayabilirsiniz. Hatta siz konsol başındayken diyorsunuz ya bazen, ya yan yana bu adam nasıl bu kadar bit veriyor falan. İşte hepsi bu şekilde veriyor arkadaşlar. Ben şimdi size örnek olsun diye gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi aldım. Hepsini şu anda almaya devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Hepsine bidimi verdim. Trans büyük ihtimal çoğu bana kalmayacak zaten. Burada tekrardan almış olduğunuz adamları inceleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda gümüşler zaten bizdeydi. Alamadığımız bir tane oyuncu olmuş, onu hemen şuradan kaldıralım. Bu şekilde şu anda hala alımlarımıza devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Mandan da şu anda kulübe geliyor. Şimdi buradaki temel sorun şu sevgili dostlar. Siz buradan adamları alabiliyorsunuz. Burada transfer hedeflerini de bırakabiliyorsunuz. Ama buradan, yani Webapp'ten transfer hedeflerinizi boşaltamıyorsunuz. Company'nde de aynı şekilde. Yani teklif vererek alabiliyorsunuz. Ama ve lakin arkadaşlar burayı bir şekilde boşaltamıyorsunuz. Burayı boşaltmak için yapmanız gereken şeyi hemen şimdi sizlere anlatıyorum. Öncelikle PlayStation'a tekrardan giriyorsunuz. Teklifleri verdiniz. Transfer hedeflerini adamları doldurdunuz. Şimdi tekrardan FUT hesabınıza giriyorsunuz sevgili dostlar, PlayStation üzerinden. PlayStation üzerinden orayı temizlememiz gerekiyor. Çünkü orası çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi konsolda ban yediyseniz, bu arada onu söylüyorum tekrardan. Konsolda ban yediyseniz Webapp'ten mutlaka teklif vererek alın. Şimdi ben buraya geldim. Transfer Targets'a görmüş olduğunuz gibi almış olduğum itemler var. Tekrardan L2 tuşuna basıyorum. Yani hepsini ata kısmına basıyorum. Buna bastığım zaman zaten görmüş olduğunuz gibi hepsi unassigned kısmı. Yani atanamayan kısmına gidiyor. Bunları bu arada kulübe gönderelim. Hepsi şu an unassigned kısmında. Yuvarlığa basıyorum. Üsttekine basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi transfer hedeflerinde şu ana kadar alabildiklerimi hepsini boşalttım. Bunları da boşaltalım. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan ne oldu? Atanamayan kısmına geldi. Atanamayan kısmına geldikten sonra hemen tekrardan sonra ata kısmına diyorum ve transfer hedeflerim boşalmış oluyor. Transfer hedeflerim boşalmış olduktan sonra tekrardan FUT'u kapatıyorum ve tekrardan arkadaşlar Webapp'in üzerine gidip Webapp'i refreshliyorum. Webapp'i refreshledikten sonra tekrardan internet erişimimi sağlamış oluyorum ve transfer targetlarım boş olmuş oluyor. Transfer targetlarım boş olduğu için sevgili dostlar, şunu birazcık daha büyütelim. Transfer targetlarımız boş olduğu için artık buradan tekrardan teklif vererek bit vererek, yani oyuncu satın alabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda burası bomboş. Şimdi bu üçlüyü şöyle yapmanız gerekiyor. Konsolda ilk önce yanınızda sınırsız adam depolamak için konsol olması gerekiyor. Webapp'in olması gerekiyor ve Companion'ın olması gerekiyor. Benim gibi hızlı yapmak istiyorsanız. Yapmanız gereken şeyi şimdi hemen size izah ediyorum sevgili dostlar. Telefondan da gösterelim. Öncelikle konsoldan alımlarımı yaptım. Konsoldan alımlarımı yaptıktan sonra orada ban yedim. EA Sports beni banladı. Hemen Webapp'e geçtim. Webapp'te alımımı yaptım. Transfer hedeflerim dolar da olmaz konsoldan boşalttım. Webapp'ten de ban yiyene kadar aynı şekilde teklif vererek alma ve konsoldan transfer hedeflerini boşaltma kısmını yaptım. Tekrardan şu an Webapp'ten de ban yedim. Webapp'ten ban yedikten sonra trade ban, bu arada bu geçici ban oluyor arkadaşlar. Bazen 5 dakika, bazen 10 dakika, bazen 1 gün, bazen 10 saat falan sürebiliyor. Bu tamamen random, yani rastgele bir olay.
Ve webten de banyedikten sonra mobile giriyorum arkadaşlar. Mobilden de alımlarımı yapıyorum. Mobilden de tabii teklif vererek alıyorum arkadaşlar. Teklif vererek aldıktan sonra transfer defterim doluyor. Orayı boşaltıyorum. Tekrardan konsoldan girip yani sürekli gir çık gir çık şeklinde adamlarımı aldıktan sonra zaten telefonda banye yerse yani üçünden banye yediğiniz anda tekrardan konsolunuzun banı açılmış oluyor genelde o süre zarfında. Ve bu şekilde bir döngüyle, üçlü döngüyle alım yapabiliyorsunuz. Kısacası konsoldan Buy Now'da yapabilirsiniz, teklif de verebilirsiniz. Web App'ten aynı şekilde Buy Now'da yapabilirsiniz, teklif de verebilirsiniz. Ama Web App'te teklif vermek daha kolay. Mobile'de sadece teklif verin. Mobile teklifi başka zaten zor oluyor. Bu şekilde sürekli al hedefleri boşalt, al hedefleri boşalt şeklinde döngüye girerek sınırsız adam satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bana çok soruyordunuz bunu, nasıl bu kadar hızlı alabiliyorsun, işte biz banlanıyoruz falan filan. İşte ben bu şekilde banlanmıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Şimdi kaç tane adam aldığınızı öğrenmeniz gerekiyor değil mi sevgili dostlar? Hemen onu da sizlere izah edelim. Burada sayfaya geliyorsunuz, sağ klik, hatta şu zaten konsolda artık işimiz bitti. Şu sayfayı birazcık zoomlayayım sizin için. Şu sayfayı sizin için zoomlayalım arkadaşlar. Evet, şu anda ben kendim hatta şöyle alayım, siz sadece Web App'i görün. Şu anda Web App üzerinde sağ klik ve incele diyorsunuz arkadaşlar. Inspect Element oluyor bu kısacası. Burada Network kısmı var. Network kısmına geliyorsunuz. Network kısmına geldikten sonra tekrardan sayfanızı refreshleyin. Sayfanızı refreshlediğiniz zaman sizin yayın Web App'ine bağlanırken olan Network kısmında gelen attribute'ların hepsini burada görebiliyorsunuz. Yani özelliklerin hepsini. Şimdi bizim burada lazım olan özellik bir tane. Onu da hemen gösterelim. Burada bunu sırala deyin. Burada user nerede hemen söyleyeceğim sizlere sevgili dostlar. User mass info arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi user mass info. User mass info'dan user info kısmına geliyorsunuz ve burayı açıyorsunuz. Ve açamadım ben. User info'yu açtıktan sonra burada unassigned pile size. Yani atanamayan ögelerdeki öge sayısı şu anda bende kaçmış? 880. Yani bende şu anda 880 tane oyuncu atanamayan da var. 100 tane transfer listemde var. Aynı zamanda her oyuncunun bir kopyası da kulübümde var. Yani kısacası toplamda 1000-1050 tane falan oyuncu depoladım. Sizlerin de zaten görmüş olduğu gibi. 1000-1050 tane oyuncu depoladım. Ben sizlere ne dediysem ben de aynısını depoladım sevgili dostlar. Bizde yalan yok, dolan yok, ne dediysek o. Twitter'dan bugün sizlere sordum nasılsınız adam alırım ister misiniz diye hepiniz evet dediniz. Ben de bu yüzden arkadaşlar bu videoyu çektim. Twitter adresim @ogx_ görmüş olduğunuz gibi her şey zaten ortada. Herhangi bir yalan dolan yok. Ben dediğim gibi ne yapıyorsam aynısını sizlere de tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Dolayısıyla hani beni başkalarıyla karıştırmayın. Ben eğer yani sizin coininiz benim coinim demek dediğim gibi benim için hiçbir farkı yok. Dolayısıyla ben sizin coinsiniz gerçekten çok önemsiyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Twitter'dan bu arada engelliyorum. Böyle toksik yorum yapan herkese engelliyorum. Yani ben 850'den, 750'den 83 alıp battım diyen herkesi engelledim. Bununla yapmaya devam edeceğim. Çünkü ben insanlarla uğraşma gibi bir şeyim yok arkadaşlar. Bir olayım yok. Ben burada tamamen insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Sizlerden bir karşılık da beklemiyorum. Ve benim bu yardımımı hor görüp bana kötü yorum yapan insanları da engelliyorum. Buna da hepinizin saygı duymasını bekliyorum. Bizi batırdın, bizi şöyle yaptın falan. Ben kimseyi silah zorla yatırımlarıma sokmuyorum. Ve 800'den aldığı adamdan zarar ettiğini iddia eden bir kardeşimiz de zaten dolanmasın benim sayfamda. Hani kardeşim zarar mı ettik diyebilirsin ama bizi zarar ettirdin, vah şöyle vah böyle dersen banlanırsın, engellenirsin kardeşim, kusura bakma. Biz de burada insanız, hepimizin bir sabrı var dediğim gibi. Dolayısıyla lütfen yorum yaparken bunlara dikkat edin sevgili dostlar. Ben yatırım tavsiyelerini vermeye devam edeceğim. Elimden geldiğince bunların hepsini sizlerle birlikte buluşturacağım sevgili dostlar. Emek verdik, bu kadar anlattık. Sizler de buraya kadar dinlediyseniz beğenebilirsiniz. Aynı şekilde yeniseniz de abone olabilirsiniz. 50.000 abone olduk arkadaşlar. Abone sayısı çok önemli. Özellikle Twitter ve Instagram desteğiniz çok önemli. Çünkü futbolcu videolarını hep oradan ayarlayabiliyorum. Oradan bir bağlantı kurarak ayarlayabiliyorum. Dolayısıyla desteklerinizi benim sırtıma koyarsanız, benim arkamda olursanız ben her zaman daha iyisi için, sizler için uğraşırım sevgili dostlar. Bu şekilde sınırsız adam depolayabilirsiniz. Bu akşam SBC gelmezse hiç ümitsizliğe kapılmayın. Haftaya Team of the Week garantili SBC gelecek ve 83'lerin fiyatı zaten yükselecek. 83'lerde hiçbir şekilde zarar etme şansınız yok. Aynı şekilde informlardan falan da benim ne kadar aldığımı gördünüz. 11K'ya 12K'ya almış olduğunuz 81-82 rating informdan zarar şansınız %0. Korkmayın,
İllere mendileri biz 400'den almıştık, şu anda 3800'e düştü. Bakın o kadar promo geldi, bilmem ne geldi. Sadece 400-500 coin düştü. Çünkü bu adamların piyasası belli. Nacho aynı şekilde 2300 almıştım. Şu anda 1900-2000'e koysan gidiyor. 200-300 coin düştü. Bunlar olabilir. Ya bu benim vermiş olduğum adamlar kemik adamlar. Bunlar her şekilde piyasasını bulan adamlar. Bilginiz olsun. Ben her şekilde her anlık bildirileri Twitter'dan yayınlıyorum. Twitter'ı takip etmeyi unutmayın Twitter'dan da. Anlatacaklarım bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniseniz de abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.